Bayanlar baylar, eve dönüş yolculuğunuza eşlik etmek için şimdi radyonuzda Sabah Tümer ve Kadir Çöpdemir. Efendim iyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar. Çift dikiş başladı, haftanın son günü. Haftayı bizimle beraber geçirdiğiniz için öncelikle hasreten teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok tatlısınız. Evet. Başka istasyonlara kaymadınız, başka programlara gitmediniz. Bizimle beraberdiniz. Ne kadar tatlısınız. Evet, çok şekerler, çok tatlı. Valla ne güzel. Çok ama şeker. Yani biz de güzel 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 konuşuyoruz burada o sıkıcı trafiğin içerisinde. Evet, sıkıcı trafiğin içinde güzel güzel konuşan bir Sabah Tümer. Efendim ve Kadir Çöpte. Demir size haftanın son günü yine eşlik edecek. Yani trafiğin en yoğun olduğu, stresin aynen en fazla öyle olduğu. Şimdi çok dur kalk dur kalk oluyor. Öyle trafiğin kilitlendiği yerlerde bize tweet atsınlar istersen. Atsınlar, atsınlar. Rahatlayacaklarsa atsınlar efendim. Her şeyi yapsınlar. Tamam. Sizi ne rahatlatacaksa onu yapmanızda sizi ne rahatlatıyor? Yani böyle sıkışık bir anında. Yani diyelim bu trafikte olur, hayatın bir sıkıştırdığı bir anda olur, işin gücün, duygusal şeyin yani ivmelerin falan yani o an, o, bir an, bir andan bahsediyorum. O hani müzik dinlemek de olabilir. Bir an ya o, bir andan bahsediyorum, uzun bir zamandan. Ne rahatlatıyor seni yani belki çok sevdiğin birisiyle konuşmak olabilir. Ne bileyim ben. Benim üç tane imaj diyorlar, üç tane fotoğraf var aklımda. Bir hiç unutamadığım bir rüya, hiç ömrüm boyunca unutamadım. Gençlik çağlarımda gördüm. Çok rahatlatıcı bir rüya. Bir o rüya aklıma gelir. Rüya dedim 3-5 saniye bir şey zaten. Bütün ayrıntılarıyla o beni çok rahatlatır. Bir Como gölünde gördüğüm bir manzara var. Como. O manzarayı hayatım boyu herhalde son nefesime kadar unutamayacağım. O da bir anlık bir şey. Bir orası aklıma gelir. Büyük rahatlama şey yaparım. Yaşarım. Bak güzel bir teknikmiş. Ben hiç böyle bir teknik gelmiş şimdiye kadar benim aklıma. Ben de yapayım bunu. Affedersin gidiyorsun. Elin yabancı uzmanlarına, hocalarına. Rahatlayayım ben ruhumu şey yapayım diye dünyanın parasını veriyorsun. Şurada bize bir tane kafe latte ısmarlıyorsun. Hayatının kilidini çözüyorsun. Üç tane imaj saptı. Üç tane. Düşün. Üç tanesini böyle. Üçüncü ne? Ha? Üçüncü. Üçüncüsü de yine gençlik çağlarımda. Sen hiç şeyin arkasına geçtin mi? Bir, ya ben belki o zaman çok küçüktü. Ben çok gözümde büyüttüm. Belki şimdi gitsem aynı etkiyi yaratmaz. Bir çağlayan bir şeyin arkasına. Çağlayan diyorlar ya şelale. Şelale. He. Şelalenin arkasına geçtin mi? Ay ben çok severim şelale biliyor musun? Ay yakın. Geçtin mi yavrum arkasına hiç? Geç, yani arkasına geçmedim galiba. Ha, önden mi şey yaptın? Ha, öyle hani ama yok geçmedim. Önüne geçtin mi? Ya şelale değil benim geçtiğim. Ne o? Şelale görüntü. Fıskı. Fıskı evler, evet. Evlerde olan uyduruk fıskıya teşkilat. Evlerde otelde ama hani o şelale ha, görüntüsü otelde verir ya. Yok yavrum bu benim dediğim. Bizi ne zaman söyleyeyim? Orta 3'teydik o zaman. Orta 3'te kaç yaşında oluyorsun? Okulda Eskişehir yakınlarındaki bir piknik. Ama ondan sonra bulamadım ben bir daha orayı. Büyüdüm çok aradım. Halüsinasyon hatırlayan muydu acaba? Hayır, halüsinasyon değil canım. Kulakları çınlasın sevgili Halim, sevgili Halil, o zamanki best friendlerim. Onlarla da konuştuk sonra. Bizi bir yere götürdüler abi. Ama böyle 1-2 saat sürdü yani. Eskişehir çok yakın bir yer değil. İnanılmaz bir coğrafyaydı Aşık falan. Ve bir şelale vardı. Yani o zaman tabii o küçüklükle bana çok büyük geldi şelale. Ama eminim o kadar da büyük değildir. Çünkü büyük olsa bilir bütün Türkiye yani değil mi? Sonra böyle daracık bir yerden şelalenin arkasında bir kuytu şey vardı. Bir oyuk vardı. Biz tabii o zaman Ser'de gençlik de var. Oraya tırmanıp oyuğun arkasına geçtik abi. Üç arkadaş. Oturacak kadar bile değildi. Ayakta duvar dayandık böyle kayaya. O manzarayı sana anlatamam. Hadi ya. Of. O kadar rahatlatıcıydı ki. Sadece çağlayan sular, onun sesi, oradan yavaş çok yavaş yükselen suyun buhar sesi biliyor musun? Ve onun arkasından hafif flu gördüğün derin vadide ormanlık, böyle sarıçamlardan falan oluşmuş, büyük serrilerden sarıçamlardan oluşmuş yerlerde şahane bir çimen, üstte işte o ağaçlar ve sen suyun arkasındasın. Aa, rahatsın. Ne kadar rahat. Sana ulaşan yok. Su sesi ver Fatih. Sana yaklaşan yok. Sen değil yavrum.
Ya Sabah yemin ediyorum milletin çiçini getireceğim. Ben şurada ne yapıyorum abicim? Su sen sesi verdi. Ama bu sesi, bu su sesi. Suyu yani. O yani dalga sesi. Vallahi bak abartmıyorum. Evet. O su sesi geliyor. Böyle flu bir görüntü var. Senin bulunduğun yer kapkaranlık. Sen insanlar tarafından görünmüyorsun ama sen o bütün muhteşem natürel fotoğrafı görüyorsun. Ay. Gerçek bir böyle Sezan fırçasından çıkmış gibi. Anladın mı? Böyle usta bir ressamın yani işi, bir resmin bir parçasısın gibi. Orada bir saat bakıyorsun, bakıyorsun. Ve büyük bir huzurla oradan çıkıyorsun. Ay ne güzel. Evet, aa, çok güzel anlattın. Senin anlatmandan ben gevşedim. Ay şarkı mı girse? Evet, evet, evet. Sen gevşetmişsin. Seni tam gevşetmişken bir daha şey bulamayız böyle gevşek halini. Ay. Çift dikiş. O şeyde çifte giden program. Çift dikiş devam ediyor. Çift dikiş. Senin için muhteşem bir haberim var Sabah. Benim için. Aa. Söyle bakalım neymiş? Senin bir hayalin var. Bunu paylaştım bilmiyorum. Hani bir kariyerin son noktasında hani istediğim bir şey söylemiştim bana. Pasifik'teki adayı mı diyorsun? Bak bak bak. Nasıl? Aslında bizim aramızda bir uyum var ya. Evet, farkındayım ne yazık ki. Yavaş yavaş Dark Side'a çekiliyorum sanki. Dark Side ne lan? Yıldız savaşlarında var diye kötülerin tarafı. Aşk olsun. Ben burada gecemi gündüzüme katıyorum. Emlakçı emlakçı geziyorum. Sana Pasifik'te ada arıyorum. Sen bana ne diyorsun ya? Ay ben seni yerim. Sen bana ada mı buldun? Ada buldum. Neresindeymiş Pasifik'in? Pasifik o kadar uzak değil ya. Bizim bu Marmara taraflarında. Marmara Pasifik'e mi bağlı? Yavrum sonuçta su değil mi bu? Ha Pasifik ha Marmara. Aralarında su bağlantısı var. Demek ki Pasifik'in bir tarafı da olur yani. Oradan buraya geliyordur su. Neresiymiş bu ada? Bu Bozcaada yanında Davşan Adası var, satılığa çıkmış. Aa, kim satıyor? Zabısı. Zabısı. Tabii 800 dönümmüş ada, ondan sonra turizm imarı varmış. Yani şehrin hayhuyundan uzak efendim, kent merkezine uzak efendim, kent hayatına uzak ada, ada bildiğin ada, satılık. Tam benim kafamdaki hani bu Pasifik'teki ada imajını karşılamıyor yalnız yani. Ya olsun bebeğim, şimdilik buraya çıkarsın. Sonra yavaş yavaş büyütürsün. Efendim yarım adaya çevirsin, ülkeye çevirsin, gidersin Afrika'dan bir ülke alırsın falan, o şekil yani. Ne kadarmış? 20 milyon dolarcık senin için. Yuh, 40 trilyon. Yavrum sen Pasifik'teki adayı beleş mi alacaksın, kahkahayla mı alacaksın zannediyordun? O kadar yoktur eminim ki ya. Bu biraz da insanlıkla iç içe diye böyle pahalı yani. Hani Tavşan Adası'nın üstünde bir şey de yok ki. Ne yapayım ben adayı alıp? Ya bir şey yapamazsın zaten, yasak. Ancak sağda solda benim adam var diyeceksin. Adan olacak ya. Bunun için 20 milyon dolar mı veriyorum yani? Sabah bu işler böyle. Ben istiyorum biliyor musun, bir tane adam olsun Kadir. Ciddi ciddi yani istiyorum. Hmm. O zaman yalancı konumuna düşünüyorsun. Çünkü yurt dışındaki arkadaşına benim Pasifik taşrasında adam var diyeceksin ya. Diyemem onu. Dersin. Bak elin fırsatı nereden bilecek adanın bu halini? Adam var diyeceksin. Hakikaten de var. Ya diyemem, yine yalancı olurum hani. Cebeli tarihte sular karışmıyor birbirine. Pasifik'le alakası yok oranın teknik. Yani aralarında su bağlantısı da yok yani. Ya detaylara bakma. Adam var mı? Var. Sana mı ait? Evet. Tapulu mu? Tapulu. 800 dönüm mü? 800 dönüm. Oraya güzel çadırını kurarsın. Çünkü paraları verdim, bir şey kalmadı ya. Güzel kampetini... Hatta çadır bile değil, uyku tulumunu alır gidersin. Kampetini açarsın oraya. Ya senin adan sallam seyit dolaş orada cırıl cıbıl. Ondan sonra istediğin yere otur, istediğin yerde ye iç, mangalını yak, anladın mı? Müziğin sesini aç, kimse rahatsız olmaz. Ay o çok güzel bir şey değil mi ya? Ya kendine bangır, ait bir ada. Dedim, ada. İşte istersen, çok güzel bir ada. Yanına bütün... üç tane şey de alırsın. Ne? Ne bileyim. Üç tane var şey ya, değil de yani bu niyetini adaya... anladık. Evet, hayır tamam, bir adaya anladım. Gidersen. Hani niye bir değil de üç? Hep o soru öyle sorulur. Ha ne denir? Hani üç şey adaya, ha, adada kalırsanız yanınıza alacağınız üç şey diye ne sorulur ya, ondan sen? Öyle dedim. Anladım. Ve şöyle düşün. Bütün adada sadece sen hakimsin. O adanın içinde sen kendi güvenlik teşkilatını kur. Kendi sosyal hizmetler birimini kur. Nasıl ben ama devlet gibi ya. Kendine sen para bas. Devleti, evet evet. Kendine para bas. Kendi bayrağını yap. Kendi marşını nasıl?
Süper değil mi? Senin adan. Psikopatça biraz. Senin adan abi. Beni istedi diye bu arası adan. Mesela orada 15-20 kişi istihdam et, belli bir düzey, belli bir şekilde giyinsinler onlar. Belli bir dil yarat kendi kafana göre. Böyle konuşacağını düşün. Düşünsene agani giy falan. Falan değil mi? Adam var abi. Evet, ada sahibisi. Nasıl ada sahillerinde şey? Bekliyorum. Çift dikiş. Doğada çiftler halinde gezen program Çift Dikiş devam ediyor. Çift dikiş. Derbi izledin mi Zava? Elikleri ara verilmedim ya. Yavrum bizimkine değil, İspanya'da. Ha, onları da mı izlemekte mükellefiz biz Ayda? Neydi adı? El Clasico muydu, neydi? Yavrum o Real Madrid Barcelona derbisi. Gerçi derbi demek aynı kentin takımlarının maçı demek. Yani evet, Real Madrid Barcelona fark. Niye derbi oluyor onu bilmiyorum da. Zaten i̇şte, onlar El Clasico diyorlar. İşte El Clasico, onlar da farklı. Bu ne? Kökü çok enteresan da biliyorsun. Kimin kökü? Bu El Clasico'nun kökü. Ha. Bir uzun yıllar faşist bir rejimle idare edildi İspanya, Franco diktatörlüğünde. Ondan sonra ve diktatör de Real Madrid taraftarı. Onun için 1000 tane dümen çevrilmiş bu El Clasico'nun, özellikle Franco'lu döneminde. Yani hakemlere ya, baskı, Barcelona topçulara dayak, efendime söyleyeyim. Barcelona, dayak mı? Yani futbol, dayak derken itmek kalkmak yani. Hı. Özellikle Madrid tarafında olanlara. Yani Madrid'deki maçlarda efendime söyleyeyim işte kurulan kumpaslar, tezgahlar falan. Yani aslında bir El Clasico tarihine girsek var ya 3 saat konuşuruz. Çok enteresan numaralar var. Hani şimdi Barcelona'lar Madrid'e gıcık oluyorlar ya. Haklılar. Hmm. Bir sürü 1000 tane takla dümen ha, yapılmış. Ha, anladım geçmişler, anladım. Eskiden kalma bir şey. Evet. Anladım. Franco çünkü bu Madrid. Bu ne bu maç, bu bahsettiğin bu derbi? Bu Atletico Madrid Barcelona derbisi. Bunun da mı adı El Clasico? Var mı bunda bir adı yani? Vardır ama ben bilmiyorum. Ben El Clasico diyelim mi buna? El Clasico yani. Hani çünkü Atletico Madrid de yani, değil mi? Çok klas. Yani iyi takım da çok klas değil yani. Dolayısıyla El Clasico uyar mı? Arda Turan var. Arda'nın takımı tabii ya. Galiba izledim ben. 0-0 bitmedi mi ya? Bütün millet izledik de bir şey olmadı maçta. Olmaz olur mu ya? İlla gol mü olması lazım maçın güzel olması için? E bence öyle. O kadar koşturuyorsun sanki hiç oynamamışsın gibi maç bitiyor yani. Maç değil. Ha, sonunda Arda ile Messi formalarını değiştirdiler. Geçen gazetede de çıktı. Ya Messi gelip Arda Turan'ın formasını istedi. Sen ne diyorsun ya? Büyük onur ya bizim için. Çok, gerçekten çok da bir şey soracağım Kadir. Forma değiştirmenin esprisi tam olarak ne? Nasıl esprisi? Nasıl bir esprisi yok? Yani esprisi derken amaçları ne yani? Forma değiştiren futbolcular ne yapıyorlar o karşı takımının terli formasını? Şimdi terli pis forma olmazsa bak, diğer futbolcunun emeği var o formada. O ter kutsal. Yani bir futbol sever çok sever o teri, anladın mı? Ayrıca anı ya, evine götürüyor, asıyor, tutuyor yani o maçı yaşıyor o formayla beraber. Terli şekilde mi? Ya istersen yıkatırsın. Yıkatan var, yıkatmayan var. Aldıktan sonra yıkatan da fair play mesajı bu. Güzel oynadın kardeşim, tebrik ederim diyor. Bu performansın anısını diyor alıp evime götüreceğim ben diyor. Sana saygı duyuyorum. Respect diyor ya, hani bir kural yani FIFA'nın, UEFA'nın respect kuralı var ya, respect. Bak böyle tarif edince hoşuma gitti. Keşke başka şeylerde de olsa, güzelmiş ya. Mesela boksta falan mı eldivenleri değiştirseler, ağızlıkları ya da. Ya hani spor olarak düşünme, ilişkilerde falan da olması lazım böyle. Nasıl mesela, nasıl olabilir? Ya illa herkes kötü mü ayrılmak zorunda birbirinden? Aa tabii, değil, doğru. Yani böyle severek, böyle karşılıklı saygı, sevgi çerçevesinde ayrılmak değil mi? Ha işte, yani öyle durumlarda çiftler birbirinin tişörtlerini değiştirerek aynı mesajı verebilirler mesela. Hangi mesajı? Bak şimdi mesela buluştun sevgilinle, ayrılık konuşmasını yaptın. Hani o da saygıyla karşıladı bu durumu. Ortak bir kararla ilişkiyi bitireceksiniz diyelim. Ondan sonra oturduğunuz kafede ya da restoranda, her neyse artık yani. Hı. Karşılıklı böyle tişörtlerinizi değiştirerek sana ve ilişkiye verdiğin emeğe saygı duyuyorum. İşte performansının anısını saklamak istiyorum. Mesajı verilebilir gayet güzel bir şekilde. Süper bir şeymiş bu. Güzel buldum. Bak bunu yapalım ha. Yapalım be. Bir gün ayrılırken de yapalım sen. Sevgiliyi bulduk. Tişörtlüsü mü kaldı? Ay benim geçmişte, bak şimdi duygulandım ben. Geçmişte bir manitam uzun bir iş seyahatine çıkacak, böyle iki hafta falan filan. Benim şeyimi aldıydı ya, tişört. Ya. Götüreyim yanına, arada koklarım falan. Aa. Biz de öküz gibi ne ayrıldık. Ne sevmişsin hadi. Ne tatlı değil mi? Arayayım mı lan şart arasında? Ay ara. Ama ben dönmek istemiyorum ya. Ama demek istemiyorsan arama hiç kızın duygularıyla oynama da.
Çift dikiş. Çift sarılı yumurtadan çıkan program. Çift dikiş. Yine Almanya'yı birbirine katmışız babo. Bu sefer ben hiçbir şey yapmadım Kadir, emin olabilirsin. Sen geçen sefer ne yapmıştın ki? Geçen sefer de ben bir şey yapmamıştım. Yani yanımdakilerin ayarsızlığıydı. Neymiş efendim, nükleer bomba o kadar tehlikeli bir şey değilmiş falan filan. Saçma şey olur mu? Vallahi anlamıyorum ne dediğini şu an yani. Seninle ilgisi yok abi konunun. Oradaki Türkler bir şey yapmış. Ha ama baştan söylesene be, ne yapmışlar? Gençler kavga etmiş. Gençtir eder yani, bunda ne var ki? Almanlar da karışacak yer arıyor. Kavga son derece vahşi olmuş ama kavga edenler de kızlar olunca, bir de yanlarında görüntüleri kaydeden arkadaşları olunca Almanlar şoka girmiş tabii. Almanları da anlayışla karşı. Sen görmedin mi onu internette? Ay bu senin çok sevdiğin kız kavgalarından mı? Yok, bunlar daha ufak, 16-17 yaşlarında. İki tanesi birbirine bir dalıyorlar. Bizim millet de hem izlemiş hem kaydetmiş kardeşim, böyle bir şey ay, olmaz ya. Ay biz bayılırız zaten böyle şeylere. Sen Black Mirror, yani İngilizcesi böyle, yani ne yapayım yani, nasıl çevrilir bu, siyah ayna mı? Black Mirror siyah ayna. Black Mirror'ı izledin mi sen, dizicisin? Hayır. Ben izliyorum, sen onun bir bölümünde bununla ilgili inanılmaz bir buluş var. Her şeyi çeken insan modeliyle ilgili. Duydun mu Black Mirror? Hayır, sen izle dedim diyorsun. Söylemedin bana bunu. Söylemedin. Aa, Black Mirror diye bir dizi var. Senede bildiğim kadarıyla sezonda 3 tane çekiliyor. 90 dakikalık diziler bunlar. Çok çarpıcı, hani ne diyorlar, hani ne derler yabancılar, spektaküler işler, acayip. Onun bir bölümünde nasıl sen unutursun, izlemezsin, anlatayım yani. Evet, anlat. Anlatayım lan. Anlat. Belki izlersin, havası kaçmasın. Belki izleyeceğim. Ya şimdi dinleyeceğim. İnsanlar her şeyi kaydediyorlar ya. Evet. Bir bölüm şöyledir, bir kadın bağlı bir şekilde kendine gelir ondan sonra. Ben neredeyim, ne yapıyorum falan filan. Ondan sonra bağlarını çözer, bir kasaba gibi bir yerdedir. Dışarı çıkar, insanlardan yardım ister. Herkes evlerinin penceresine, bak tüylerim diken diken oldu. Aa, herkes oldu. Ama of, inanılmaz bir dizidir. Herkes evlerinin penceresinden kadını cep telefonuna çekiyordur. Ya lütfen yardım edin, ben neredeyim, burası neresi, ne oluyor, ben bağlıydım, bilemez çünkü yeri. Tamam mı? İnsanlar yine çekiyorlardır. Derken hışımla bir araba gelir. Arabanın içinden böyle öldürücü, işte tüfek miydi neydi olan bir adam iner. Ama maskeli bir adam. Kızı kovalamaya başlar. Etraftaki insanlar yine çekiyorlardır. Tamam mı? Allah'ım, kız çıldırır. Niye yardım etmiyorsunuz? Adam beni kovalıyor falan filan derken, işte bir yerlere kaçar. Herkes çekiyordur. İnsanlar bunu kovalar efendim. Sonra kendine bir partner bulur. O partnerle beraber bin tane şey yaşar. Efendime söyleyeyim, en son gelinen noktada kız böyle tam ölecekken birden bütün ışıklar aydınlanır. Etrafında yüzlerce insan, herkes alkışlar falan filan. Kız anlayamaz ne olduğunu, ne oluyor der. Ondan sonra kıza gösterirler. Meğersem şöyle bir şey vardır. Orası bir ülkeymiş, bir cezalandırma sistemi varmış. Bu kız erkek arkadaşıyla birlikte küçük bir çocuğu öldürmüş. Öldürürken de kaydetmiş zevkten. Kız sadistmiş. Tamam mı? Sonra o ülkenin kurallarına göre böyle bir şeye çarptırmış, böyle bir cezaya. Kızı her gün akşam bayıltıyorlar. Gündüz kendisine geliyor. O cezalandıran grup da işte kaçmaca, kovalamacalı ve bir ömür böyle geçiyormuş. Oy. Nasıl hikaye? Neyse yani seyretmiş kadar oldum. İlginç. İlginç değil mi? Hepsi bütün bölümleri böyle işte. Hadi ya. Black Mirror. Ben niye bunu anlattım? Ha, bizim kızlar işte kavga etmişlerdi, Almanya'da da kaydedilmiş falan filan. Oradan anlattın. Ya evet ya. Ya bu kavga eden insanları nasıl biz izlemeye bayılıyoruz? Bağlayacağım, biz değil sır. Bütün millet yani, değil mi? Bütün millet. Sadece demek. Kavga mı? Değil mi? Değil, kavga, inşaat, kaza, yani her şeyi izliyoruz. Yemin ediyorum, ben de bak şu stüdyonun arkasında bir inşaat yapılıyor ya, ben de ona ara ara bakıyorum, ha doğru diyorsun. İşte ya, niye seviyoruz böyle şeyleri? Abi yıkım olan şeyi seviyoruz galiba. Yıkım. Bizim o arkadaki inşaatta bir tabela vardı, gördün mü sen onu? Hı. İtinayla yıkım yapılır diyor. Altında da adamın şeyi var, fotoğrafı var. İtinayla yıkım yapılır. Hayır, seviyoruz böyle şeyleri ya. Bilmiyorum yani işte, neyse boşver. Ver bir şarkı dinlesin. Aman valla, hadi gerçekten ya. Hadi anam bacım, hadi. Bugün cuma. En seni kapı. Çift dikiş. Çift dikişle günün yorgunluğunu üzerinizden atmaya hazır olun.
Christina Hendricks bir ikili ilişkiler konusuna parmak basmış sabah. Kimdi ki o Christina Hendricks? Bu Hollywood'da bir dizi starı yok mu ya? Hani o bir dolgun hatlı bir abla var. Aa, değirmen taşı Christina'yı diyorsun. Ona biz değirmen taşı Christina mı diyoruz ona? Biz Hollywood ünlüleri birbirimize böyle lakaplar takmayı severiz canım. Seninki ne? Senin lakabın Hollywood'da? Kendini Hollywood starı sanan sabah. Aa, i̇şte yani böyle eğlenceli lakaplar falan filan. Şimdi 3 yıllık evli olan değirmen taşı Christina eşimin yanında asla gri eşofman giymedim. Buna çok dikkat ederim. Gör. Neyi göreyim ya? Bana ne bunlar? Millet eşinin, canının, yarısının, hayat arkadaşının yanında giymiyor. Sen hep radyoya 2'de bir eşofmanla geliyorsun. Gör. Ay hiç de bile ya. Sevgili dinleyenler, bu kadir kişisi sizi yanlış yönlendiriyor görmüyorsunuz diye. Çarpıtıyor gerçekleri. Evet bazen İnsan. Giyiyorum ama bazen de giymiyorum. İnsanlar... Zaten 50-50. Ya giyersin ya giymezsin. Evet sabah. Evet söyle canım ne diyeceksin? İnsanlar diyorum. İnsanlar eşleriyle olan ilişkilerinde de garip şeylere dikkat ediyor ya. Bak mesela kadın gri eşofman bir sembol. Ben eşofman giymem diyor yani. Hep diyor femme fatale olurum diyor yani. Değil mi? Yakışmıyordur belki. Değirmen taşı diyoruz Kadir yani. Nasıl yakışsın zaten? Ya eşi bilmiyor mu onun lakabını? Ha? Bak bu beyanat aklıma başka bir ikili ilişkiyi getirdi yani. Bir sorun daha doğrusu. Ne getirdi? Şimdi sevgili ya da eş neyse. Mesela onun yanında bazı şeylere çok dikkat ediyorsun değil mi? Çok affedersiniz af buyur söz meclisten dışı geğirmek. Hmm. Çok affedersin af buyur söz meclisten dışı gaz çıkarmak. Aman Allah kahretmesin seni ya. O ne öyle ya? Yahu ben rahat rahat geğirmeden, rahat rahat olmadan itip giden ömürler biliyorum sabah ya. Sürekli eşiyle beraber adam çıkartamıyor o gazı kadının yanında. Ya da tam tersi. Adam biraz gevşek, cart cart salıyor. O da kötü. Bak o da olmaz. O ama da olmaz. Yani kimse yanında da gaz çıkartmamak lazım. Bu da eşe özel bir durum değil ki ya. Peki siz kendi aranızda toplandığı zaman gaz çıkartıyor musunuz? Siz erkekler kendi aranızda toplanınca gaz mı çıkarıyorsunuz? Oo, senin dünyadan haberin yok sabah. Ya ne diyorsun sen ya ama? Kardeşim Eyfil Eyfil Meltemler eser her erkek grubu buluşmasında ya. İğrençsin ya. Ya bir şey diyeceğim bak kızlar bir araya geliyorsunuz ya mesela senin evde toplandınız değil mi? He. Bir süre sonra bir atışma çekişme bir şey oluyor mu aranızda? Gaz çıkartmamak falan gibi bir sebep mi? Ne diyorsun anladım. Yok yavrum onu değil bak erkek gruplarında böyle şey olmaz. Herkes birbirine sonuna kadar güzel güzel geçinir yani. O gece boyunca bir itişme kakışma olmaz. Ama bana sanki şey gibi geliyor. Kızlar bir süre sonra birbirlerine dalabilirmiş gibi geliyor. Dalıyor mu? Yani dalabilir, dalmaz. Ne bileyim arkadaşlar niye birbirine dalsın ya? Yani sen de saçmalıyorsun ben. Ya. Yani ama. Rahat peki rahat oluyor musunuz siz yani mesela? Gaz çıkartmıyoruz Kadir biz birbirimizin yanında. Hayır. Burnunuzu karıştırıyor musunuz? Hayır. Böyle hani hap yapıp atıyor musunuz? Ay Kadir. Peki kulağınızın kirini kaşıyıp küçük parmakla gösteriyor musunuz? Ay ne acayip şeyler yapıyoruz değil mi ya? Bak şimdi burada bak bir şey söyleyeceğim. Bu güpür güpür yalan söylüyor. Bunun arkadaşları sosyetik. Sosyetik arkadaşları bir araya geliyor. O s**rıyor, geğiriyor, burnunu karıştırıyor. Her şeyi yapıyorlar, rahatlıyorlar. Ha, böyle şey... kulağı karıştırıyorlar. Aa Yasemin bak ne güzel sapsarı şey çıktı. Altın günleri var ya bizde pislik günleri. En pis olan kazanır. Ha, deşarj oluyoruz bütün bu pislikleri yapıp da. Aman valla midem bulandırdım. Bir şarkı girsin de bir ara verelim. Bunlar insana ait değil sanki. İnsana ait ama yani hoş değil. Çift dikiş. Okey'de çifte giden program. Çift dikiş devam ediyor. Çift dikiş. Bana kadın dünyasıyla ilgili sırları açık eder misin sabah? Hayır. Ya o hayırının yerim de ben sen bir tweet adresi versene millet belki Twitter kullanır. Sabah alt çizgi Kadir. Sorun, eleştirin, övün, sövün, anneyi babayı karıştırmadan sövün. Ne istiyorsanız yapın işte yapıyoruz zaten. Yani bu kadar mı? Sırf hayır mı yani? Ha? Kesin ve net bir cevap alırsan hani ikna olursun diye düşündüm yanıldın mı? Kesin ve net bir cevap değil ki bu. Ha, belki yani sebep falan belirtmiyorsun. Belki inanmıyorum ben. Ama hayatım bak şimdi sebebi sorunun içinde saklı zaten yani. Kadın dünyasıyla ilgili sırlar diyorsun. Kadın olmadığına göre bilemezsin. Bir de sır niye anlatayım mı diyorsun? Ya bak şimdi ben eylemin ne olduğunu biliyorum ama sebebini bilmiyorum. Hangi eylem o? Bak şimdi bu kadınlar özellikle genç kızlar.
böyle sosyal mekanlarda, kulüplerde, barlarda görüyorum ya da restoranlarda. Niye grup halinde tuvalete gidiyorlar abi? Bunu mu merak ediyorsun kadın? Bence ya, bütün dünya merak ediyor. Hakikaten neden yani yabancılar da böyle davranıyor? Niye böyle? Yani yalnız kalmamak için filan işte. Hele bir de şey arkada hani kalktıkları masada erkek filan varsa onun hakkında konuşmak için mesela daha çok. Yanlış anladım. Yani tuvalete beraber gitmekten bahsetmiyorum ben. İşin aktif kısmının halledileceği ufacık kabine beraber girmekten bahsediyorum. Ona da beraber girenler neyi var. Neyi merak ediyorsun o zaman ya? Nasıl neyi merak ediyorum lan? Ne yapıyorsunuz içeride? Tuvalet yapmıyorsunuz belli ki. Dedikodu için de gidip o kabine girilir mi abi? Ha, o kabinlerde gizli bir bölme vardır Kadir. Kadınlar tuvaletindeki kabinler. Evet, kadınlar tuvaletinde var. Ha. Mimarlar Odası ve Kadın Hakları Savunucuları Derneği'nin ortaklaşa aldığı bir karar bu. Aa, her iki tarafta sıra olarak mı tutuyor bunlar? Tabii ki ya. O gizli bölmeden ardımızda bıraktığımız masada olanı biteni takip ediyoruz, dinliyoruz. Ondan biz böyle gruplar halinde giriyoruz. Yani şey biz tuvalete gidince arkamızdan atıp tutmayın diye uydurum bir yalan olmasın bu. Aşk olsun ya. Ben sana ne zaman yalan söyledim? Tamam canım, peki şimdi başa dönelim. Niye beraber gidiyorsunuz tuvalete? Biz de sizin niye beraber girmediğinizi merak ediyoruz desem. Bu şey gibi bir durum. Biz Japonları birbirine benzetiyoruz. Onlar da bizi birbirimize benzetiyormuş gibi. Yani aslında hepimiz aynı gözüküyoruz. Japonlar bizi birbirimize mi benzetiyormuş? Sen olsan, sen Japon olsan benzetmez misin? Japon sen, nasıl benziyoruz abi yani? Japon birbirine onların benziyor hepsi, mu? Aynı. Aynı işte Japon. Japon böyle Japon'u yani görünce tanır mısın oğlum, biliyor musun? Kızım Allah Allah, bir Japon'la bir empati yap la, hayatında bir empati yap. Japon da bakıyor, aa aynı diyor bu adamlar. Aynı bu kadınlar diyor. Ama şuursuzmuş o Japon. Sendeki şuur yok. Onlar tabii biraz fotoğraf çeksinler. Gitmiş kafaları onların. Allah'ım ya. Bir gün çözeceğim abi bu muhabbeti. Yani bir gün bu kadınların grup halinde tuvalete gitmesini, o tuvalette ne yaptıklarını, ne konuştuklarını. Bak hayatım, ben sana söyleyeyim. Mesela bir gerçekten doğru yani biraz önce söyledim. Masadakilerin dedikodusunu yapıyor olabilirsin masada geride bıraktıklarının. İki, yalnız başına yürümek istemiyor olabilirsin. Üç, hani orada üstünü başını düzelteceksin. Arkadaşına sor. Bir, hani bir kadın bir taktik değil. Ne şey. Strateji. Onanmak ister. Onaylanmak. Hani mesela ay bluzum onaylanmak. Ay bluzumu içime mi sokayım, dışımda mı dursun? O mu olsun, bu mu olsun falan filan. O tarz şeyler. Bazı süsleniyor orada 40 saat filan. Ben mesela tuvalete giderken çantamı almayı unuturum. Ne yaparsın sonra? Zaten tuvaletimi yapmak için gidiyorum yani. Süslenmek için değil. Hayır, süslenmiyorum öyle şey. Sonra masaya gelince unutup mesela rujumu çıkartıp masada sürüyorum. Rahat kadınım ben diyorsun. Onun için rahat kadın niye unutuyorum ne yapayım? El alışkanlığım yok. Pardon, el alışkanlığım. Rahat değilim de aptalım ya. Unutuyorum. El alışkanlığım yok. Çift dikiş. Doğada çiftler halinde gezen program Çift Dikiş devam ediyor. Çift dikiş. Ya sabah geçen gün gazetede okudum. Tüp bebek işine giren çiftlerin sayısı çok arttı. Ya ne kadar gelişti değil mi bu ya iş? Ya gerçekten ya. Bak Allah bilim adamlarından razı olsun. Yıllarca böyle çocuk sahibi olamayan insanlar bu tüp bebekle bayağı mutluluğa kavuştu yani. Ama gerçekten de çok gelişmiş sabah. Ya tabii canım, eskiden tüp bebekle bile çocuk sahibi olamayanlar vardı. Şimdi tık diye çocuk sahibi olabiliyorlar. Aslında yine de kesin bir şey yok galiba Kadir yani. Bazen hani olmayınca da olmuyor. Zaten doktorlar yapıyorlarmış gerekli açıklamayı. Vallahi diyorum çok gelişti sabah. Bana bak, senin ağzında bir baklığın var aynı cümleyi söyleyip duruyorsun. Gazze'de bir kadın İsrail'de esir durumda olan 8 yıldır görmediği kocasından çocuk sahibi olmuş. Allah bağışlasın. Ne oldu? Ne bakıyorsun suratıma? Yani Allah bağışlasın da. Nasıl oluyor? Tüp bebek yöntemi abi işte, çok gelişti olmuş. İyi de esir birisine nasıl çocuk sahibi oluyorsun? İzin vermişler. Yo, ne yapmışlar biliyor musun? İnanamazsın. Ne yapmışlar? Sperm kaçırmışlar. Oha, nereye? Ablaya. Nasıl nereye? Hapishaneden, bu gerçek olay. Hapishaneden çocuk sahibi olmak istemiş çift adamın spermini kaçırmışlar. Sonra? Sonra mı? Ya işte spermle tüp bebek yöntemi kullanılmış. Hayda, iyi de nasıl kaçırmışlar?
Şimdi kademe kademe anlatmayayım ben aşamaları yani baştan itibaren. Ya Kadir ya, o spermi tıbbi ortamda taşıması gerekmiyor mu ya? Poşete koyup taşınan sperm olur mu tüp bebek ya? İşte tüp bebek yöntemi onun için çok gelişti diyorum hacı abi. Tabii abi. Aa, 8 yıldır görmediği birinden çocuk sahibi olmak. Uy, görüş günü falan da mı yokmuş? Esir diyoruz, esir. Adam resmen zalimlerin eline esir düşmüş. Normal hapisteki suçlu gibi davranılmıyor ki ona. Suçların zaten eşleriyle belli bir süre geçirmesine izin veriliyor normalde dünyanın birçok ülkesinde ama oradaki zalimler zaten zulüm uyguluyorlar ya oradaki Müslümana. Yani kaçırmışlar, hapse sokmuşlar ama çift de bir şekilde dolaylı yollardan efendim şey yapmış, karar almış ve bu yöntemle çok ilginç ya. Fotoğrafını falan da mı göstermemişler kadın? Yani sperm kaçıran fotoğraf da kaçırır. Onu bilmiyorum. Kaçırmışlardır belki. Mektup falan göndermesine izin veriyorlardır sanırım artık. O kadar değildir ya. He, mektupta mı demiş sperm yapıp gönderirim çocuk yap. O mektuplar okunuyordur abi, öyle değildir yani. Öyle olmamıştır. Yani kimse günahını almayayım da biraz zorlama gibi geldi. Mümkün mü böyle bir şey? Ben bir kafam karıştı benim. Daha önce 6 kere yapılmış bu zaba. Oha, 6 tane çocuk mu yapmış bunlar senin? Hayır. Yani hepsi ha. Aynı çift değil. Başka başka çiftler bu yönteme uygulayarak çocuk sahibi olmuşlar. Vay be. Ay Allah düşürmesin. Yani esirlik de fena. Çok çok. Allah düşürmesin ama yani şöyle söyleyeyim. Bak her şeyin bir çaresi bulunuyor. Gelişen teknolojide iş halloluyor. Bak mesela 8 yıldır görmüyor. Demek ki aynı sevgi devam ediyor ki o da aynı kadından, o da aynı adamdan çocuk yapmak istiyor. Ve böyle bir riski göze alıyorlar. Umut bence bu. Umudu yaşatmak için. Vallahi çünkü adam 8 yıldır zindanda şey İsrail'in zindanında mahpus, ondan sonra zulme uğruyor. Kadın orada yani aralarındaki o umudu yani söndürmemek adına böyle riskli bir şeye alıp onu bir çocuğa tahvil ediyorlar. Ama çok ilginç bir hadise. İlginç yani. Evet. Ben güzel bir aşk. Ben de ilk okuduğumda ya dedim acaba bir durum mu var yani başka türlü mü, ama değilmiş, başka çiftler de bu yöntemi yaptıkları için. Ondan sonra ikna oldum. Oluyormuş bu. Çocuğun adı ne olacak acaba? Sabah koymayı düşünüyorlarmış. Hadi be, ya erkek olursa Sabahattin. He öyle şey. Evet. Çift dikiş. Doğada çiftler halinde gezen program Çift Dikiş devam ediyor. Çift dikiş. İçimde bir heyecan var Zaba. İçim içime sığmıyor. Hayırdır? Yemekte bozuk bir şey miydi? Yavrum öyle bir heyecan değil. Sen nasıl pis bir insansın? Gerçek bir heyecan ya. Niyeymiş? Söyle bakayım. Ne oldu? Kartvizit bastıracağım sabah. Allah seni kahretmesin. Buna mı heyecanlanıyorsun? Ay heyecanlanıyorum ben böyle. Kartvizitim olacak ya. Ay kıyamam sana. Sübliminal olarak küçük şeylerden mutlu olan bir insanın mesajını vermeye çalışıyorsun insanlar gibi. Bu küçük... Seni güne gününe uymuyor. Bu küçük bir şey mi ya? Sence bu insanın geri kalanı için büyük bir şey olabilir mi? Manyaksın. Japonya'ya gitmedin tabii sen. Japonya'da, bak ben bu yaz Japonya'ya gittim. Japonya'da kartvizitin ne kadar önemli bir şey olduğunu anlatamam sana. Gerçekten mi? Niye? Ciddi misin? Ya senin dünyadan haber... Japonların en dikkat ettiği konu bu biliyor musun? Ne yani? Kartvizite meshi diyorlar. Ve kartvizit vermek, almak onlar için dünyanın en önemli şeylerinden birisi. Bunların muhakkak ki mantıklı bir sebepleri vardır yani. Hani o zeki insanlar, realist insanlar sever mi onları? Çünkü efendim kartviziti yani şöyle bir anlam yüklemişler. Bir insan karşıdakine kartvizit veriyorsa sana güveniyorum. Bütün kimliğimi, hayatıma dair önemli şeyleri yani iletişim bilgilerini falan sana veriyorum. Sana güvendiğim için, inandığım için demekmiş bu. Bak be, mahcup ettiler benim bu açıklamada. Yani bir Japon'dan kartvizitini alıyorsan asla alıp cebine koyma. Ne yapacağım, anlamamıştıracağım. Ha şöyle iki de dönelirsin. Şöyle bir eteklerini savura savura. Yavrum kartvizitini eline alıp bir bak, onlar öyle yapıyorlar. Alıyorlar, bakıyorlar, okuyorlar, kafayı indiriyorlar, kaldırıyorlar, teşekkür ediyorlar. Anlamak için ben tek bakışta anlıyorsam zaten kartvizitte nasıl anlayacağım ne yazdığını. Yavrum tamam, senin fotoğrafik hafızan olabilir. Yine de gelenek olarak uzun uzun bakman lazım. Bak hadi. Onların kültürüne göre. Kartvizit eline alınca bakman lazım diyorsun ya. Bana kartvizit verildiğinde ben bakıyorum. Acaba daha önceki hayatta Japon'dum da oradan bir kalıntı mı bu? Sen bakar mısın? Ben pek bakmıyorum. Bakma. Ya alınca karta bir bakmaz mısın? Ben bakıyorum. Yok. Bakmam, ben hemen cebime koyarım, sonra da kaybediyorum zaten. Ben ha, bakıyorum. Çantama koyuyorum, sonra atıyorum. Ama bakıyorum. İlk elime aldığımda bakıyorum. Yani
Demek ki sende de kökünde bir Japonluk var. Belki de. Var var var. Senin kökünde neler var böyle Allah aşkına. Senin kökün nasıl karışık? Benim kökümü incelesen. Ben senin kökünü incelesem insanlıktan çıkarım ya. Ben en iyisi senin ucunu inceleyip ben ucundan inceleyip gideceğim ben köke inemeyeceğim sabah. E tamam ne yapacaksın şimdi bu kart viziti de olacaktı senin. Ya ne, hayatım ne oluyor? Yazacağız işte ne bileyim mesleğimizi yazacağız falan. Nasıl yazdırsam ki mesleğimi? Ne yazdırayım mesleğime ben? Ha? Ha ne bileyim ben sana söyleyeyim ne yazdıracaksın diye. Hani radyocu, komedyen, aktör ne bileyim bir sürü şey olur. Ben şey diyeyim öyle. Galaksilerin lideri inanılmaz Kadıcık Demir. Nasıl? Ha? Evet istediğini yazdırabiliyorsun ya yani böyle bir şey dedim komik de olur güzel de olur hoş olmaz mı? Evet tamam galaksilerin lideri inanılmaz Çöp Demiroğlu Kadirsan. Ha bu da o. Ha Kadirsan. Bu da olur. Kadosan diyorlardı bana. Güzel. Neden sen? Kadosan. Kadosan. Daha kolay söylüyorlar. Kadir'i söylemiyorlar. Kadosan'ı çok kolay söylüyorlar. Çok Japon arkadaşın mı oldu senin orada? 2-3 tane oldu. Ha sana Kadosan diyecek kadar. Evet. Hadi ya. Evet abi. Bir tanesi zaten 15 gün yan yana geçen gün geldi. Ha geldi sana. O evet o biraz uzaktan şimdi geçen geldiğimde daha samimi olduk. O da arkadaşım oldu. Orada Japonya'nın çok önemli 5-6-10 diyelim sushi ustasından bir tanesi Hiroki. Hiroki usta. O da onunla da çok iyi arkadaş olduk. İşte o Kadosan diyor bana. Hadi bakalım Kadosan. Vay be Kadosan. Çift dikiş.